Merhabalar. Evet, hoş geldiniz. Masal noktası. Hadi kalkıyoruz. Binelim mi atlara? Evet, koşumlarımız, her şeyimiz hazır. Hadi gidelim bakalım. Dedem Korkut gelirdi, alırdı. Aman, o günleri de ne kadar böyle heyecanla beklerdim. Gelsin dedem, alsın beni, götürsün, gezdirsin diye. İşte öyle bir gündü. Ama o gün korkunç bir gün olacakmış da farkında değilmişiz. Dedem ilginçtir. Sırtına kopuzunu bağlardı. Yani bağlama, yani bir müzik aleti. Böyle coştuğu vakit açardı onu. Koyardı önüne. Hı? Tellerini bir tıngırdatmaya başlardı. Gelirdi bir türkü. Sordum Sarı Çiçeğe mesela. Aklımda hep o kalmış. Sordum Sarı Çiçeğe. Onları söylerdi. Bazen ağlardı, bazen coşardı. Dedemle hayat güzeldi. Sonra atla biraz daha ileri giderdik. Oralarda bir şey gösterirdi. Burada bir hikmet yatıyor derdi. Bak burada ne görüyorsun derdi. Vesaire, öyle gezerdik. Fakat gezdiğimiz her yerde o kadar tabii ki tekin değildi. Yani korkutucu, ürkütücü yerler de vardı. Yol kesenler de vardı tabii ki. Şimdi onlarla nasıl karşılaştığımızı hatırlatacağım. Bir de enteresan bir şey var. Dedemin atı vardı ya, o kısrak. O kısrak. O kısrağın hemen yanında böyle bir tane kılıç vardı. Dedem hiç çıkarmazdı onu. Hiç göstermezdi. Hiç göstermezdi. Ben de çok merak ederdim. Dedeme sorulmaz ya. Ne zaman isterse o anlatır canım. Sen niye o kadar meraklı oluyorsun? Bir gün oturduk gene böyle. Dede dedim, o gün cesaretim gelmişti ha. Şurada dedim, eğerin yanında sallanan bir tane kılıcım dedi. Bir görebilsek dedim. Bir görebilsek. Çok mu istiyorsun dedi. Yani. Ne oldu yani, baksak? Peki dedi. Bir çıkardı onu. Aa. Tahta kılıç. Ben de böyle bayağı kesici mesici bir alet bekliyordum yani. Bir tahta kılıç çıktı. Gayet güzel. Ama enteresan olan bir şey var. Kınından çıktığı vakit güzel bir koku saldı etrafa. Güzel bir koku. Dedem, bu koku nereden geliyor dedi. Kılıçtan dedi. Kılıç ağaçtan. Öde ağacından dedi. Öde ağacından. Öde ağacı cennet ağacıdır. Hazreti Peygamberimizin sandukası da o ağaçtan. Ondan koku da yapıyorlar. Ud kokusu ve insanlar üzerine sürüyor. İşte o sıyrıldığı vakit o koku geldi. Attan. Üstünde o kılıcın yeri özel duruyor ve çektiği vakitte o güzel koku geliyor. Yani kılıcı çektiğiniz vakit güzel bir koku ortaya salıyorsa, o zaman cennet kokusu salıyorsa, o kılıç cennet için kullanılıyor olmalı diye düşündüm. Öyle mi dedim dedeme? Öyledir dedi. Dedem bir taneydi ya. Neyse. Sonra tekrar yerine yerleştirdi. Artık eve dönecektik. Akşam olmuştu. Güneş batıyordu. Birdenbire karşımızda 4 tane atlı adam çıktı. Hepsi siyahlar giyinmiş. Aman Allah'ım. Korkunç. Yüzleri. Eşkıyaydı onlar. Para istiyorlardı. Önümüzü kesmişlerdi. Dedem, çekilin de geçelim dedi. Çekilmesek ne olur? İhtiyar dedi. Canım çok yandı. Dedeme laf söylüyorlardı. Çekilin dedim dedi. Yoksa kötü olursunuz. Alay ettiler. Dalga geçtiler. İtmeye kalkmaya çalıştılar. Yere indirdiler, dövmeye çalıştılar dedemi. Yapmayın etmeyin dedim. Beni kaçırmaya çalışıyorlarmış meğerse. Beni kaçırıp satacaklarmış. Dedem izin vermedi. Ama dedem öyle bir dövdüler ki. Dedem yerde can çekişiyordu neredeyse. İnintiler içerisindeydi. Eyvah eyvah dedim. Dedemi kaybediyorum ben. Dedem ölüyor. Dedem ölüyor. Dede Korkut ölüyor. Yardım edin dedim. Bırakın artık onu dövmeyi. El uzatın dedim. İlgilenmediler. Dedemle vedalaşma zamanı mı gelmişti acaba? Korkuyordum. Fakat o iniltiler içerisinde, o kıpramalar içerisinde, o depreşmeler içerisinde sanki dedemin içinden farklı bir insan çıktı. Birdenbire
Büyü müydü, sihir miydi? Değildi tabii. Değildi tabii. Ama bir baktım, o pelerininin, o üstündeki kaftanın içinden başka bir insan sıçradı. Dedem aşağı yukarı 70 yaşındaydı. Beyaz sakalları vardı. Ama bir anda, bir anda o dedemin içinden 24 yaşında gencecik bir cengaver çıktı. Herkes şaşırmıştı. O şaşkınlık anında dedem koştu. Atının kenarındaki o öd ağacından yapılmış kılıcı çekti. Aman Allah'ım. Kılıç çeliktendi artık. Bir hışırtıyla fırladı. Gelin bakalım dedi. Sesi gençleşmişti. Ama aynı sesti. Adamlar çok şaşırmıştı. Hepsinin elinden kılıçlarını teker teker aldı. Nasıl bir hareket yaptı bilmiyorum. Tam olarak da görebildiğime emin değilim. O kadar hızlıydı çünkü. Şak 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 şak. Dördünün de kılıcı gitti. En sonunda da kaçtılar. Kaçtılar. Dedem dedim. Sen dede Korkut musun? Değil. Hem dede Korkut'um hem değil. Şu anda ben Albert Tunga'yım. Albert Tunga? Annem zaman zaman masallarında anlatırdı. Türk'ün eşsiz cengaveri. Bir annem derdi ki, onun da bir öyküsü vardı. He? Onunla ilgili arkadan bir türkü gelir, şarkı gelir. Alper Tunga öldü mü? Kötü dünya kaldı mı? Zamane hep bozuldu. Zayıf tembel güçlendi. Erdem yine azaldı. Öyle arkasından bir türkü gider. Alper Tunga öldü. Dedeme onu hatırlattı. Dedi ki, Alper Tungalar ölmez. Dede Korkut'un içinde de bir Alper Tunga vardı. Her dönemde bir Alper Tunga vardı. Bunu konuştuğu vakit Alper Tunga'ydı. Yani 24 yaşındaydı. Gencecikti. Bak evlat dedi, orada bir kartal var. Nerede dedem? Bir döndüm baktım, orada bir kartal ama o mu? Tekrar dedeme döndüğünde bir baktım, Dede Korkut olmuştu. Dedem dedim. Bir anda Dede Korkut, bir anda Alper Tunga. Ben seni anlamıyorum. Dilsiz ol. Oğlum dilsiz dedi. Dilsiz. Dilsiz ol. Her şey göründüğü gibi değildir. Bu seninle aramızda sır olarak kalsın. Bunu senin gibi bazı çocuklara ileride anlatırsın. Sebeplere takılma. Denemeyi kullanmaya. Çok sevdim.